Geçtiğimiz gün aydınlarımız çok önemli bir kampanyaya başlattı. HDP kapatasın kampanyası başlattılar. İmzalar atılmaya devam ediyor. Günden güne de kampanya büyüyor sevgili izleyiciler. Meclis eski başkan vekili Sayın Hasan Korkmazcan'ın çağrısıyla başladı bu kampanya. Peki terörle mücadelede hangi noktadayız? Hangi sorunlarımız halledildi? Önümüzde neler var? Hepsini konuşacağız. Değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Sayın Yıldırım Gençer gün ortasında bizlerle birlikte. Sayın Gençer hoş geldiniz gün ortasına. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi Türkiye'nin terörle mücadelesini başarıyla devam ettiriyor, ettirmeye de devam edecek. Önemli kazanımlar elde ediliyor. Son günlerde yapılan operasyonlar özellikle oldukça önemli gelinen aşamada. Peki bugün gelinen noktadan baktığımızda biz sorunlarımızı ne ölçüde çözebildik? Neler söylersiniz? Evet, terörle mücadelede 2015 yılından bu yana çok büyük adımlar attık ve başarılar imza attık. Özellikle 24 Temmuz tarihinden itibaren Türkiye'ye yaklaşık 5 yıldır çeşitli kademelerde özellikle Mehmetçiğimizin ve polisimizin başarılarıyla çok önemli adımlar attı. Fakat burada hala eksikliklerimiz var. Mesela 2015 yılından bu yana büyük başarılar içerisindeyiz. Fakat HDP 2015 yılından bu yana meclise temsil ediliyor. Yani bu hakikaten milletimizin aynı zamanda kalbini yaralayan, yüreğini yaralayan bir durumdur. Çünkü HDP terörle ilişkisi apaçık olan bir partidir. HDP PKK'nın bir koludur. Yani onları ayırmak doğru olmaz. Çünkü bakalım mesela HDP'nin belediye başkanları kayyum atanıyor. Örnek veriyorum, X partinin 10 tane il başkanı terörle ilişkili fakat o parti kapatılmıyor ya da o parti terörle ilişkili olarak gösterilmiyor. Bu doğru değil. Yani HDP'de kişilerin terörle bağlantısından ziyade partinin terörle doğrudan ilişkisi var. Yani bugün HDP'nin Diyarbakır'ında örnek veriyorum kayyum var. Diyarbakır'daki HDP'nin başka bir kişi gelse de atıyorum Mehmet yerine Ahmet gelse de Ayşe yerine Fatma gelse de o da HDP'li olduğu sürece terörle bağlantısı olacaktır. Çünkü HDP'nin terörle ilişkisi zaten kuruluşunda vardır. Yani HDP'yi PKK kurmuştur. O yüzden 47 aydınımızın çağrısıyla büyük bir kampanya başlatıldı. Şimdi bugün o çağrı 70'e ulaştı. Aynı zamanda internet sitesinden kısa sürede yani bir günlük bir sürede binlerce imza, halkımızın binlerce imzası buraya verildi. Halkımızın da büyük bir talebi bu. Bakalım sosyal medya hemen hemen her gün HDP kapatılsın cümlesi, etiketi gündeme giriyor. Artık millet yakasını silkmiş durumda. O yüzden HDP'nin kapatılması Türk milletinin en büyük terörle mücadeledeki adımı olacaktır. HDP kapatılmadıkça da Mehmetçiğimiz büyük başarılar imza atıyor fakat bir ayağı eksik kalacaktır. Çünkü bunu artık hükümet de dillendiriyor. Terörün iki ayağı var. Bir tanesi PKK ayağı, bir tanesi de HDP. PKK ayağında büyük başarılar sarf ediyoruz fakat iki ayağı da kesinlikle bitirmemiz lazım. Herhangi bir tanesi eksik kalırsa terörle mücadelemiz kesin bir sonuca varmayacaktır. O yüzden HDP terörle mücadelenin en büyük gereğidir. Evet, bir yandan terörle mücadele edilirken diyorsunuz, bir yandan HDP mecliste işte bu önümüzü bir sekteye uğratabilir açıklamasında bulunuyorsunuz. Peki şu soracağım, bu ayrılıkçı siyaset kendisine Türkiye'de nasıl yer bulabildi ve dediniz ki terörle ilişkisi apaçık olan bir parti mecliste. Peki meclise nasıl girebildi? Şimdi HDP'ye siyasi izin verilirse bir terör partisine sen Türkiye'de mecliste yer alabilirsin, Türkiye'nin devletin parasıyla PKK terör örgütünü besleyebilirsin denirse doğal olarak bu siyaset yer bulur. Ve buraya destek olanlar da olur. Ve bakıyoruz HDP 2015'ten bu yana özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini günden güne yitirmeye devam ediyor. Yani 2010 terörle mücadele başladığı andan itibaren HDP etkisini yitirdi. Peki HDP ne zaman etkisini kuvvetlendirdi? O çözüm sürecinde maalesef. Tabii o süreçleri hatırlamak istemiyoruz. O süreçler geride kaldı. Devletimiz bugün çok büyük başarılı mücadele yürütmekte. Fakat şunu görmemiz lazım. O süreç HDP'yi büyüttü. Yani HDP'yi büyüten süreç HDP'ye haklar veren, teröre haklar veren süreç oldu. Bakalım bugün terörle mücadelede HDP Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da etkisini yitiriyor. Nerede var olmaya çalışıyor? Daha Anadolu'da, Batı'da yer bulmaya çalışıyor. Yani zaten HDP böyle bir Türkiye'lileşme projesiyle gündeme geldi. Burada bir şekilde yer bulmaya çalışıyor ve diğer siyasi partilerin içerisinde yer buluyor.
Şimdi HDP maalesef bu siyasi partilerin ittifakları içerisinde de var. Şimdi bütün partiler HDP'ye sırtını dönse, bütün partiler HDP'nin kapatılmasını istese HDP Türkiye'de siyasi arenada yer bulabilir mi? Soracağım. Mümkün değil. Sayın Gençer, bu partiler, bahsettiğiniz siyasi partiler HDP'nin terörle ilişkisini görmek istemiyor mu, görmüyor mu? Nasıl değerlendirirsiniz peki bunu? Yani HDP'nin terörle ilişkisini görmemek mümkün değil. Yani kör olsak, sağır olsak muhtemelen HDP'nin terörle ilişkisini görürüz. Bence bunlar halkı kandırmaya çalışıyor, kendini kandırmaya çalışıyor. HDP terörle arasına mesafe koysun deniyor. Yani çok komik bir şey. PKK'nın kurduğu bir partiye terörle arasına mesafe koy diyorlar. O parti HDP eş başkanları tarafından ya da HDP'li vekiller tarafından yönetilmiyor ki. O parti Kandil tarafından yönetiliyor. Talimatları oradan alıyor. Listeleri oradan oluşturuluyor. Belediye başkanları oradan saptanıyor. Şimdi biz PKK'nın kurduğu bir partiye diyoruz ki terörle arasına mesafe koy. Hakikaten çok komik bu da. Maalesef Türkiye burada Amerika'nın Türkiye'deki iktidar planlarına bazı partilerimiz alet oluyor. Ne bu iktidar planı? HDP'nin merkezinde olduğu, yeniden açılım sürecinin, yeniden çözüm sürecinin olduğu, FETÖ'nün hapislerden çıktığı bir Türkiye'li bir iktidar planı var. AK Parti'nin devrilmek istendiği ya da şöyle söyleyeyim vatansever politikaların devrilmek istendiği bir şey var. Türkiye'de iktidar planı var. HDP bu planı merkezinde ve HDP bu planı kilit partisi olarak da sunuluyor milletimize. O yüzden Türkiye'de HDP aynı zamanda Amerikancı siyasetlerin en merkezindeki partidir. Kim HDP'yle yan yana geliyorsa istesin istemesin dolaylı dolaysız o siyasetlerin aynı zamanda temsilcisi olmaktadır. O yüzden HDP'nin bir ittifak oluştuğu takdirde yine HDP ittifakın merkezinde olacak. Tabii. Bakın HDP'nin çağrıları yapıyor bugün. Açık ittifak yapalım diyor. Doğru. Yani uzun şu demek. Uzun yapmaya başladı. Evet. Bu şunun bir itirafı. Geçmişte biz ittifak yaptık fakat bu ittifaklar açık değildi. Hı hı. Üstü kapalıydı. Şeffaf değildi demeye getiriyor. Bugün bu ittifakı açık yapalım diyor. Bakalım bu HDP'nin açık ittifak çağrıları kime yapıyor? Değil mi? Yani HDP kapatılsın çağrısı yapanlar herhalde bu çağrıyı yapmıyor. HDP kapatılmasın diyenlere bu çağrıyı yapıyor. HDP işte 6 milyon oy alıyor diyenlere yapıyor. HDP PKK ile aynı değildir diyenlere yapıyor. Bakın bu şöyle başlıyor. HDP kapatılmasın neden? Yerine yenisi açılır diye başlıyor. Sonra 6 milyon oyu var deniyor. Tartışma konularından biri. Tabii sonra ardından ne deniyor? İşte HDP temsil edilmeli diyor. Bu çözüm sürecine kadar gider. Yani yeni açılıma kadar gider bu süreç. O yüzden bugün HDP'nin kapatılması daha cesur dillendirildikçe diğer partiler tarafından da, halk tarafından da, aydınlar tarafından da daha sahipleniyor. Biz bunu bu kampanyayla çok net gördük. Dediğimiz gibi bir günde binlerce imza geldi ve her geçen gün aydınlar buna imza atmaya başlıyor. Tabii bu yetmez. Siyasi partilerin burada el atması lazım. Hı hı. Siyasi, yani bu çağrı aynı zamanda siyasi partilere bir çağrı. Ama sesler yükselmeye başladı son günlerde. Diğer partilerden de özellikle AK Parti ve MHP cephesinden açıklamalar da gelmeye başladı. Keza bazı zamanlarda yine İYİ Parti'den de gelmişti. Şu da var. Şimdi seçmeni, oy veren seçmeninden bahsediliyor. Şimdi HDP kapatılırsa eğer bu seçmen 6 milyonluk bir oydan bahsediliyor. Zan altında bırakılmıyor mu deniyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Seçmen zan altında mı kalacak? Hayır. Şimdi şöyle zan altında kalmayacak. O bir kere 6 milyon seçmen teröre oy vermiyor. Şimdi şunu sormak lazım önce. 6 milyon insan HDP oy verirken Ankara'da bomba patlatsın, İstanbul'da bomba patlatsın, Mehmetçiği vursun diye mi acaba o 6 milyon oy veriyor? Bu da var. İkincisi o 6 milyon oy yanlış yapıyor. Vatandaşımız yanlış yapıyor. Yani şimdi isterse 10 milyon olsun, isterse 15 milyon olsun, isterse 3 milyon olsun, isterse 50 bin olsun. Şimdi yanlışa yanlış demeyecek miyiz? Hı hı. 6 milyon oy HDP'ye oy vererek yanlış yapıyor. Ne oluyor HDP'ye oy verince? HDP terör faaliyetlerine zemin buluyor. Değil mi? O zaman bomba patlatabiliyor. Diyor ki biz diyoruz HDP bomba patlatamaz, Mehmetçiğimize kurşun sıkamaz, polisimize kurşun sıkamaz diyoruz ama diyorlar ki 6 milyon oyu var. Peki sormak lazım. Mehmetçiğimizin canı kaç oy? Yani ya da polisimizin canı kaç oy? Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizin canı kaç oy? 50 bin oy olunca bir öğretmen şehit edilebiliyor mu? Ya da 2 milyon oy olunca atıyorum Ankara'da, Kızılay'da bombalar patlatılabiliyor mu? Yani bombanın karşılığı oy mu?
O zaman 20 milyona oy alsın, 10 milyona oy alsın, o özellik ilan etsin, Türkiye'yi bölsün. Zaten onları da talepleri var aynı zamanda. O yüzden HDP kapatılması aynı zamanda o 6 milyon oy veren vatandaşımızın da çözümüdür. Onlar da çözümsüzlükte. Neden çözümsüzlükte? Çünkü HDP onlara çözümsüzlük dayatıyor. İster istemez HDP'ye oy vererek teröre bir şekilde destek oluyorlar. Şimdi ben o vatandaşlarımıza asla terörist öyle şey demiyorum. Onlar da eminim ki bunlardan rahatsızdır. Fakat evet. 6 milyon oy aynı zamanda HDP'nin terör faaliyetlerine destek olmuş oluyor. Şimdi bu da yanlış. Ne de yanlış? Tabii HDP'nin mecliste olması ve hala para yardım alması da yanlış. O yüzden bu yanlışlar nasıl kapatılacak? Yani HDP büyük bir yanlışlar partisi ve terör partisi ve düğüm. Bunu HDP kapatmadan, teröre izin vermeden, yani teröre izin verilme olmaz. HDP kapatılsın diyorlar ki yeni parti açılacak. Onu da kapatılması lazım. O zaman yani, yasal bir zeminde çözüm bulmak gerekiyor belki de bu aşamada. Tabii. Tabii zaten yasalar burada belli. HDP terörle ilişkisi belli. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın meclisteki siyasi partilerin HDP'yi kapatma davası açma yetkisi var. O yüzden biz bu çağrı yapıyoruz ve HDP aslında yasaya aykırı bir parti. Yani terör faaliyeti yürüten bir parti hala bir şekilde kendine siyasi arenada yer buluyor. Ya anayasayı çiğniyoruz. O zaman o yasayı niye oraya konuldu? Yani o zaman o yasayı çıkartalım. Yani yasalar kendisine bakıp onlarla nasıl uygulanamayacağını anlatmak için mi? Hayır, o yasa konulmuş ki HDP'nin kapatılması lazım. O yüzden yasaya uyulmuyor burada. Meclisteki milletvekilleri ve siyasi partiler yasayı çiğniyor. Onların derhal bu çağrıyı büyütmesi ve kapatma davası açması lazım. Evet. Özellikle son iki aya baktığımız zaman birçok açıklama geldi HDP ile ilgili. Sayın Meral Akşener'in açıklamaları vardı. Ardından örtülü ittifak tartışmaları oldu. Yine HDP'den gelen açıklamalar oldu. HDP varlığını ben buradayım diyerek sesli dile getirmeye başladı. Daha fazla dile getirmeye başladı. İki milletvekilinin vekillikleri düşürüldü. Ardından bir yürüyüş kararı geldi HDP cephesinden. Pervin Buldan'ın açıklamaları var. Kılıçdaroğlu biz bu yürüyüşe destek vermeyeceğiz. Yani şu anda böyle bir yürüyüş bizim gündemimizde yok dedi. Acaba HDP yalnız mı bırakılmaya başlandı? Şimdi HDP'nin öncelikle halkta bir karşılığı yok aslında. Şimdi bakalım ben işte 2018 yılında, 2019 yıllarında, 2020'nin başında Diyarbakır'a da gittim. Diğer kayyum atanan yerlere de gittim. Orada halkın hiçbir HDP'nin tekrar burada belediye yönetsin talebi yok. Kayyumlar gitsin talebi yok. Aksine halk orada rahat, huzurlu ya da Şırnak'ta, Cizre'de Hendek Savaşları'ndan sonra oralara gittiğimizde, gördüğümüzde halkın daha refah içerisinde, mutluluk içerisinde yaşadığını görüyoruz. HDP'nin yürüyüşü o yüzden yalnız yürüyüşü. HDP kimlerle yürüyecek? FETÖ'yle beraber yürür en fazla. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yürüyüşe destek vermemesi önemli. Bütün siyasi partiler HDP'li yan yana gelmemesi lazım. Hiç kimsenin yan yana gelmemesi lazım. İyi Parti'nin açıklamaları da bu anlamda önemli. Şimdi Sırrı Süreyya Önder ortaya bir şey attı, görüş beyan etti ve dedi ki biz görüştük. İyi Parti evet. Bunu yalanladı. İyi Parti bunu yalanlaması da güzel. Yani zaten Sırrı Süreyya Önder'in isim vermesi lazım, böyle ortaya konuşmaması lazım. Bu iftira gibi de oluyor aynı zamanda. Tabii HDP'li yan yana gelmek işte insanlarda ve siyasi partilerde nasıl rahatsızlık yarattığını da görmek lazım. Tabanında da bu rahatsızlık var İyi Parti'nin. Tabii maalesef içinde bulunduğu ittifak tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yan yana geliyor maalesef. Fakat orada da bütün partilerin HDP ile aynı zamanda uzaklaşmaya başlaması Türkiye'nin faydasınadır. İşte yani Pervin Buldan o noktadan sonra açıklama yaptı. Bundan sonra tabii. Kapalı kapılar ardında değil dedi. Açık ve şeffaf ittifak istiyoruz dedi. Aslında biraz da sistem ettiği gibi belki de baktığımız zaman bu tür açıklamaları oldu. Sert açıklamalar yaptı. Evet. Şimdi tabii Pervin Buldan diyor ki bizden uzaklaşmayın. Bizden uzaklaşamazsınız diyor. Neden? Çünkü aynı zamanda HDP Türkiye'yi bölmeye amaçlıyor. En geniş kuvvetlerle kendisini burada var etmeye çalışıyor. O yüzden diğer partiler HDP'yi terk ettikçe hem seçmen de terk edecek, hem HDP yalnızlaşacak, hem çözümsüz kalacak ve Türkiye refaha ulaşacak. Yani HDP'nin kapatılması sadece o HDP için de oy veren insanlar için değil, diğer partilerin de, yani HDP ile bir şekilde yan yana gelebilen partilerin de kurtuluşu. Çünkü HDP'den etkilendikleri, HDP'nin fikirlerinden etkilendikleri ortada. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun meclis grup toplantısında yaptığı konuşma o vekillere maalesef sahip çıktı. Çok hatalı. İçeriğini bilmiyorum dedi tırnak içinde ilk başta. Evet, o da çok yanlış. Yani içeriğini bilmediği bir konu. İçeriğini bilmese bile HDP'li vekillerin o Leyla
Güvendi yanlış hatırlamıyorsam. İşte gerilla katılımlar devam edecek açıklamasını bugün Kıraathane'deki büyüğümüzden, okuldaki arkadaşımızdan herkes biliyor. Kılıçdaroğlu mu bilmiyor yani? Ya da o açıklamayı bilmeyen bir genel başkan olabilir mi? Bence olmaz. O da biliyor ama içeriğini bilmediğini aslında söyleyerek yanlış söylemiş oluyor. İçeriği belli. HDP'li vekillerin ne yaptığı ortada. İki vekil alındı fakat hala 58 milletvekili HDP'nin mecliste temsil ediliyor. Bu da hatalı. O 58 vekil de gönderilmesi gerekiyor. Başka işte dosyalar da gelir mi o zaman bu süreçte yeni dosyalar meclise? HDP'den. Tabii. Gelecektir, gelmelidir. Bu bir başlangıçtır zaten. Bunun sonu HDP'nin kapatılmasına gidecektir. Bu da çok açık. Yani HDP kapatılacak. Bu biz şunun çağrısını yapıyoruz. Bu hemen olsun. Daha uzatmayalım, daha geciktirmeyelim. Çünkü HDP'nin kapatılacağı çok açık. İşte kayyumlarla başladı, milletvekilleri düşürülüyor. O yüzden diyorum HDP bir terör partisi. Yani bugün HDP'ye herhangi bir insan orada siyaset yapmaya başladığı zaman, vekil olduğu zaman doğal olarak o teröre ortak oluyor. Şimdi o belki hiç terörle faaliyet olmasa bile o terörün bir temsilcisi oluyor. O yüzden diğer milletvekillerinin de düşürülmesi lazım. Bunun ama kesin çözümü nedir? Milletvekillerin düşürülmesinden de daha kesin çözüm vardır. HDP'nin kapatılması. O direkt bir çözüm. O yüzden bu çağrı aynı zamanda iki milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülmesinin üzerine gelmesi de daha da anlamlı ve toplumumuzun da burada büyük bir desteği var. Bakın o iki HDP'li vekil düşürülünce nerelerden tepki geldi? Kim itiraz etti? Değil mi? Çok az bir kesim itiraz etti. Maalesef o itirazlar da biraz da Cumhuriyet Halk Partisi tarafından geldi. Ben oralarda da rahatsızlıklar olduğunu biliyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partili seçmen HDP'ye sahip çıkmak istemiyor. Şimdi ama maalesef yönetim kademesi sahip çıkınca o seçmen de zan altında kalmış oluyor. O seçmen de rahatsız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi şunu çok güzel diyebiliyor. Biz kurucu liderin partisiyiz. Ülkeyi kuran partisiyiz. Atatürk'ün partisiyiz deniyor. İşte 1930'lara dönülebiliyor. Fakat terörle işbirliği yapan bir 1930 var mı? Terörle işbirliği yapan bir Atatürk var mı? Kuruculuk var mı? Yok. Zaten HDP'yi savununca Atatürk hiç gelmiyor akla dile. Gelemez de. Yani HDP ile Atatürk aynı cümle içerisinde bile bir savaş halindedir. Aynı cümlede bile onları kullanırken karşı karşıya kullanmak zorundasınız. Onlar aynı cümle, yani mesela şöyle bir cümle olabilir mi? Atatürk olsaydı HDP bugün demokratik bir şekilde siyaset yapardı. Böyle bir cümle olabilir mi? Bu cümleye herkes güler. Hı hı. Atatürk olsaydı bugün HDP meclise girmemiş olurdu. Hani kapatılmaya geçti, meclise girmemiş olurdu, hiç kurulmamış olurdu. Ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi burada HDP'nin siyasetlerine destek veriyor. O da Türkiye'de işte Amerika'nın iktidar planının içinde. Yani HDP ile bugün kim yan yana gelirse o Amerika'nın iktidar planının içinde oluyor. O yüzden Türkiye ama güzel günlere gidiyor. Onu görmemiz lazım. Terörle mücadele her gün devam ediyor. Evet. Bir de HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan bir direnç var. Bu dirençtekiler kimlerdir? Biraz daha bahsedelim bu konudan. Tabii. Bunlar tabii başka şekillerde ortaya çıkıyor. Ne diyor? İşte HDP'nin 6 milyon oyu var deniyor. Kapatılsa yeniden açılır diyor. Bu biraz sinsi bir muhalefet. Yani onu söyleyeyim. HDP'yi savunmuyor. Yani HDP terörle ilişkisi var ama amadan sonrası ne? 6 milyon oyu var. Kapatılsa yeniden açılır. İşte bazı bunu köşe yazarları yazıyor. Değil mi? Bugün Oral Çalışlar yanlış hatırlamıyorsam böyle bir yazı kaleme aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görüşler biraz böyle. Ama onlar da değişmeye başlıyor. İYİ Parti'de biraz görüşler böyleydi. Onlar değişiyor. Onlar da evet, HDP'nin kapatılması gerektiğini dile getiriyor. Tabi FETÖ ne diyor? HDP kapatılmasın diyor. Çünkü Türkiye'de hatta HDP'nin kapatılması gündeme gelince Türkiye antidemokratik oluyor. Türkiye diktatör oluyor. Türkiye faşist bir rejim oluyor onlar açısından. O yüzden cephe de aslında belli. Kim var? Başka DEVA var. DEVA Partisi. Çağrı da yaptılar. Çağrı da yaptılar. Gelecek Partisi var. Davutoğlu ve Babacan'ın partisi. Babacan'ın ilk vaadi ne? İktidara gelirsen bir parmak şıklatıyor. Değil mi? Çok demokratik bir hareketmiş gibi bir parmağıyla bütün içerideki düşünce suçlularını, o düşünce suçlu mesela Türkiye'yi bölmek bir düşünce ya da faaliyete geçmek bir düşünce suçu. Onları ne diyor? Serbest bırakacağım diyor. Evet. Şimdi Babacan'ın kime seslendiği belli. Selahattin Demirtaş'a sesleniyor Babacan. İçerideki FETÖ'cülere sesleniyor. Ya da Davutoğlu yine bunlara sesleniyor. Değil mi? Zaten Davutoğlu AK Parti'den ayrılış süreci böyleydi. Sayın Gençer, Davutoğlu'nu çok kısa bir ara vereceğiz. Hemen döneceğiz. Oradan evet, devam edelim mi? Bir virgül tabii koyalım. Ki, tabii. Çok kısa bir aramız var sevgili izleyiciler. Devam edeceğiz.
Evet sevgili izleyiciler, gün ortası devam ediyor. TGB Genel Başkanı Sayın Yıldırım Gençer bizlerle birlikte sohbetimiz devam ediyor. Gelecek ve Deva Partisi'nden bahsediyorduk. Sayın Gençer burada kalmıştık. Kaldığımız yerden devam edelim mi? Evet. Hatırlarız yaklaşık 4 gün önce de 5 gün önce Ahmet Davutoğlu'yla Demirtaş'ın ittifak çağrıları da aynı günlere denk geldi. Yani bunlar da ne dedi? Bir ittifak çağrısında bulundu. Biz herkesle ittifaka açığız dendi. Ahmet Davutoğlu, işte o herkesin içinde kim var? Tabii PKK var, HDP var, FETÖ var. Ne dedi? İttifakımızı genişletmeliyiz dedi. Ve bu aynı zamanda Türkiye için bir cephelerin her geçen gün daha da belli olmasına sebep oluyor. Şimdi AK Parti içerisinden iki parti çıktı. Neydi o işte Deva ve Gelecek Partisi. Peki o partiler niye AK Parti içerisinden çıktı? Bakın o partilerdeki sözcülerin açıklamalarına baktığımız zaman yine bugün de var öyle bir açıklama. Ne deniyor? AK Parti işte 2014-2015'ten sonra özellikle diyor siyasetlerini terk etti diyor. Hangi siyasetlerini terk etti? Terörle Kürt açılımı siyasetlerini terk etti. İşte atıyorum FETÖ'yle mücadeleye girişti. Bu siyasetleri terk etti deniyor. Şimdi bu siyasetleri terk ettiği için ne oluyor? İçerisinden Deva ve Gelecek Partisi çıkıyor. Mesela Deva Partisi'nden Kurucular Kurulu üyesi Profesör Doktor Fazıl Nüzlü bir açıklama yapıyor. Diyor ki AK Parti özellikle 2014-2015'ten sonraki sürece baktığımızda artık kuruluş felsefesinin ters düşen bir siyaset izledi. Kürt vatan hatta anti-Kürt bir dil kullandı diyor. Kürt vatandaşları rencide edici ve anti-Kürt bir dil kullandı. İşte peki bunu neye dayanarak söylüyor? Yani böyle bir gerçeklik var mı? Bakıyoruz 2015'ten sonra ne var? Terörle mücadele başlamış. Yani terörle mücadelenin yarattığı rahatsızlık, FETÖ'yle mücadelenin yarattığı rahatsızlık, açılım süreçlerinin terk edilmesi, FETÖ'nün hapishanelere atılması kimde rahatsızlık yarattı? Deva Partisi'nde bir rahatsızlık yarattı. Evet. Şimdi o yüzden AK Parti içerisinden böyle bir ayrılım çıktı. Bu partilerdeki sözcülere baktığımız zaman zaten ayrıldığında hep bu söylemleri görüyoruz. O yüzden bunların ittifakı da belli. Şimdi nerede yer alacak bunlar? İşte o maalesef HDP'nin yanında, FETÖ'nün yanında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor? Ben diyor milletvekili veririm diyor. Nasıl yani, bir ittifak oluşacak sizce bu cephede? Tabii. Bu Gelecek iki gözüken Partisi, şey, Deva Partisi, Gelecek Partisi, CHP, Deva Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet HDP, Saadet Partisi, İYİ Parti de. Şimdi İYİ Parti orada HDP ile yan yana gelmem diyor ama CHP ile yan yana geldiği sürece İYİ Parti, HDP ile yan yana gelmiş oluyor. Şimdi nasıl ayıracağız onları? İYİ Parti ortada mı kalacak ya da bazı bölgede, mesela İstanbul'da bunun bir örneği, İstanbul Büyükşehir seçimlerinde. Evet İYİ Parti ne diyor, biz destek vermedik, HDP ile yan yana gelmedik diyor ama aynı adaya oy veriyorlar. Aynı şeyi desteklediler. Yani dolaylı olarak onlar istedikleri kadar reddetsin. Mesela Halk TV'de bir demokrasi masası kuruluyor değil mi? Evet. Bu demokrasi masasında kim var? Meral Akşener, Sayın Meral Akşener ile Mithat Sancar ard arda. Tamam belki aynı gün o masaya oturmuyorlar fakat o demokrasi masasının bir ucunda Mithat Sancar var, HDP eş başkanı. Bir ucunda da Sayın Meral Akşener var. Şimdi yani istedikleri kadar reddetsinler. Ama şimdi hani bizim HDP ile bir ittifakımız yok açıklaması geldikten sonra. Evet. Pervin Buldan'ın da, HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın da açıklaması vardı. Açık ittifak istiyoruz diye. Şimdi açık bir ittifak olursa eğer, hayır evet, biz bir ittifak yapmadık, örtülü bir ittifak olmadı açıklaması gelmişken İYİ Parti'den, bu saatten sonra bu ittifakın içinde yer alabilirler mi? Bu sonuçta kendi partilerinin oy tabanında, toplum nazarında, kamuoyunda nasıl bir etki yaratır? Şimdi İYİ Parti'nin öncelikle tabanı vatansever, milliyetçi insanlar var. Şimdi İYİ Parti'nin tabanını istedikleri kadar zorlasınlar, HDP ile yan yana getiremezler. Bir ölçüde yan yana gelir. Hı hı. Şimdi o yüzden İYİ Parti'yi burada bir şey bekliyor. Karşında bir şey var, tercih. Seçenek var, yol ayrımı var. Evet, tercih var. Ya Cumhuriyet Halk Partisi ile devam edip HDP ile birlikte olacaklar. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Ya da Davutoğlu ve Babacan'la beraber olacaklar. Ya da bunları terk edip vatansever cephede bizim Türkiye İttifakı dediğimiz Vatan Partisi'nin de üreticileri milli hükümeti diye bunu tarif ediyor. Bu ittifak içerisinde yani HDP karşı yer alacaklar. Ya HDP ile yan yana olacaklar ya HDP ile karşı olacaklar. Ortada kalmak diye pek bir şey yok. Yani ortada kaldığı zaman da oradaki siyasi dengelerle beraber bir tarafa geçmiş oluyorsunuz. O yüzden bugün Türkiye'deki çizgi de bu. HDP kapatılsın kampanyası aynı zamanda bu çizgi. Yani
hangi partiler HDP'nin kapatılmasına destek veriyor? Şimdi Deva Partisi veriyor mu? Vermiyor. Gelecek Partisi vermiyor. Cumhuriyet Halk Partisi vermiyor. Resmi zaten olarak HDP... bir başvuru var mı bu partilerden? Tabii herhangi bir siyasi partilerden... partiden? Vatan Partisi hariç diyorum çünkü Vatan Partisi'nin birçok kez başvurusu oldu. Evet. Vatan Partisi'nin bildiğimiz kadarıyla 4 kere başvurusu oldu. Hı hı. Bu Vatan Partisi haricinde bir başvuru da yok. Ama şunu görüyoruz. Diğer partilerde yavaş yavaş bir tavır oluşmaya başladı. Siz de önemli bir tavır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bazı vekillerinde kapatılsın söylemleri başladı. AK Parti'den bazı kanaat önderleri tarafından kapatılsın söylemleri başladı. Evet. Bunlar önemli göstergeler, önemli ayrıntılar. Şimdi İYİ Parti hangisini diyecek? Söylenmedi. Söylemler de burada önemli. Sadece bir söylemde kalmaması lazım, harekete geçilmesi lazım. Eğer Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve AK Parti'nin kapatılsın çağrısı varsa eğer bunu bir ete kemiğe büründürmek lazım, başvurmak lazım ve kapatmak lazım. Aynı zamanda Türkiye'deki önümüzdeki dönemde, hatta bugün de doğal olarak ayrımlar HDP'ye karşı tavırla da ortaya çıkıyor. Yani HDP'nin yanında mısın değil misin? HDP kapatılsın mı değil, kapatılmasın mı? Tavrın nasıl olacak? Tabii tavrın sadece siyasi partilerin değil, aydınların tavrı da burada önemli. Bakın tamam teröre karşıyız, kahrolsun terör ama HDP ama oyu var, HDP meclise dursun. Şimdi ama o zaman eksik kalıyor kahrolsun yani terör. Yani aslında şöyle oluyor, kimse bir terör örgütüyle ilişkisi olan bir partiyle, ispatlanmış bir şekilde ilişkisi olan partiyle yan yana gelmek istemiyor. Ama bunun dışında bu seçim arifesi olduğu zaman ya da siyasi ilişkiler olduğu zaman yan yana gelebiliyor. Tabii. Aslında böyle maalesef oluyor. Maalesef burada evet çıkarlar da devreye giriyor. Ve burada kararlı olmak lazım. Zaten Türk devleti kararsız olduğu için HDP ve terör hala şey buluyor. Kendisini alan buluyor. Çünkü kararlı olsak değil mi? HDP varlığını sürdürmez. Bundan sonra da sürdürmez. Hı hı. İşte kapatılsın ama yenisi açılacak. Şimdi biz bugün şey kuralım, bir tane dernek kuralım. O dernek kumar oynatsın. Adı da Hayvanseverler Derneği olsun, örnek veriyorum. Şimdi bu derneğin kumar oynadığı ortaya çıkınca o dernek kapatılır değil mi? Peki yeniden bir dernek açılabilir ama o da kapatılır. Yani sürekli biz yeni dernek açmaya çalışıyorlarsa o da kapatılır. Yani bununla ilgili yasal bir düzenleme de yapılabilir ama uzmanlar tabii, da bu konuda açıklamalar yaptı. Hukuki açıdan düzenlemeler yapılabilir. Evet ama yasa da burada var. Terörle bir siyasi parti ilişkisi varsa o partinin kapatılması gerekir. O yüzden burada yasanın arkasından dolanmak değil, uygulamak lazım. Diğer partiler bunu uygulamakla yükümlü. Yani millet o yetkiyi vermiş. Şimdi meclisteki milletvekillerinin yetkisi var değil mi? Halk o seçimlerde ona oy veriyor. Şimdi AK Parti'ye oy verenler, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren ve onları temsil eden vekiller neyle görevli aynı zamanda? O seçmenin talebini yerine getirmekle görevli. Evet. Seçmen HDP'nin kapatılmasını istiyor. Ya da seçmen teröre karşı daha kesin bir mücadelede bulunalım diyor. Ama o partiler seçmenin isteğini, halkın isteğini yerine getirmiyor. Neyi görüyor? 6 milyon oyu var diyor. Yani evet. Bu da ama Türkiye'nin en geniş kesimleri HDP'nin kapatılması isteniyor. Burada oy mu yarıştıracağız? Nasıl bir şey yapacağız? Burada terörle ilişkisi açık olduğu için bunun da derhal zaten bu işlemin yapılması lazım. Evet, Konsensus Araştırma Başkanı geçtiğimiz gün katıldığı Sayın Murat Sarı, onun bilgilerini aktarmış oldum ben de size aslında oy potansiyeli olarak. Tabii ileriki günlerde nasıl bir dağılım görürüz bunu göreceğiz. Hani herhangi bir erken seçim olduğunda ya da ittifak çalışmaları olduğunda bu son gelişmeler toplum nazarında ne kadar etkili olacak? Neler değişecek hep birlikte göreceğiz ama şunu da sormak istiyorum. Dünyada terör ilişkisi ispatlanmış bir parti var mı parlamentoya giren? Bir örneği var mı? Yok. Tabii örneği yok. Şimdi bize bir de bu örneği olmayanlar HDP'yi de kapatma çağrısında bulunduğumuz zaman Avrupa'dan bize nasıl eleştiriler geliyor? Türkiye antidemokratik. Kendi meclislerinde teröre izin vermiyorlar doğal olarak, haklı da olarak. Ama Türkiye böyle bir girişimde bulunmak istediği zaman ne oluyor? Türkiye faşist bir devlet oluyor. Türkiye antidemokratik bir devlet oluyor. Türkiye diktatörlük oluyor. Bu da bakın işte Batı'nın maalesef burada ikiyüzlülüğü. Yani Türkiye'deki hala terörü, çünkü terörü besleyenler onlar. Şimdi görelim Amerika HDP'yi kim besliyor? PKK'yı kim besliyor? Amerika besliyor. Hala yardımlar yani, gidiyor. Tabii hala gidiyor yardımlar. O binlerce tır silahı ne diye veriyor? Değil mi? Onun siyasi arenadaki varlığını sürdürmesi için de veriyor sadece. Sadece Mehmetçiğe kurşun sıksın diye vermiyor. Hı hı.
siyasi arasındaki onu temsil etsin diye veriyor. Yani HDP Amerika'nın temsilcisi aslında. HDP o 6 milyonun temsilcisi değil. HDP Kanti'nin temsilcisi, HDP Amerika'nın temsilcisi. Bunu da görmek lazım. O yüzden bu şeylere de bakmamak, yani işte Türkiye akıl da veriyorlar burada. Türkiye'nin bu partileri kapatmamasına dair, parti kapatan ülke mi olur vesaire diye. Evet, parti kapatmak bugün en ilerici adımdır. HDP'yi kapatmak en ilerici, en özgürlükçü, en demokratik adımdır. Bunun karşısında duransa en gerici, en yoz düşüncelere sahip insanlardır. Yani bugün televizyonlarda eleştiriyoruz, şu deniyor, 6 milyon oy yanlış yapmaz. Böyle bir düz mantık olabilir mi? Nasıl yanlış yapmaz? Hitler'e de 40 milyon oy verildi. Hitler'e oy verenler yanlış yapmadı mı? Yani bu kadar düz bir mantık olamaz, hatalı bir bakış olamaz. HDP oy veren vatandaşlarımız da yanlış yapıyor. HDP'nin varlığını sürmesine izin veren siyasi partiler de görevlerini yerine getirmeyerek yanlış yapıyor. Bunu peki, da söylememiz lazım. Vekilliklerin düşürülmesinin ardından siyasilerin tepkilerini nasıl değerlendirirsiniz? Tabii bakalım, burada tepkilere zaten genelde bu siyasi partiler tarafından da sahiplenildi zaten. Ama karşı tepkiyi kim verdi? İşte demin bahsettik, meclis oturumunda Cumhuriyet Halk Partisi verdi. Ama Sayın, sonradan verdi. Önce bir tepki verilmedi. Büyük bir tepki verilmedi yani. Sonrasında Pervin Buldan'ın açıklamasından sonra tepki geldi. Baskıyla o tepki verildi. Yani çünkü neden? HDP de sıkıştırıyor oradan. Ne diyor? Yoksa ittifakları yapmayız diyor. Sizi yalnız bırakırız diyor. Ya da açık ittifak yapalım diyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi HDP'nin de baskısı altında kalıyor. Bunu da görelim. Çünkü siz dediğiniz gibi ilk başta çok da olumlu bir şekilde tepki vermediler. Çünkü neden? Halkın zaten bu kararı sahiplendiği çok ortada. Fakat HDP'den sesler yükselince Cumhuriyet Halk Partisi bir anda tavrını değiştirdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrını belirleyen şey HDP'nin tavrı mı? Yani bu da sorgulanmaya ihtiyaç bir şey. HDP'nin tavrı, HDP'nin çıkışı bir siyasi partinin kararını etkilememeli. Bir siyasi partinin duruşunu etkilememeli. Onun görüşlerini değiştirmemeli. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada kararlı olmadığını görüyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi teröre karşı bir kararlı kesin duruşu yok. Zaten biz Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerine terörle araya mesafe koy denince, da HDP ile birlikte oluyorsunuz denilince bize hemen 80-90 yıl, 100 yıl öncesini hatırlatıyorlar. 1920'leri, 1930'ları hatırlatıyorlar. Evet, o gün Cumhuriyet Halk Partisi tavrı çok keskindi ve belliydi. Teröre izin vermedi. Şeyh Said'e, Seyit Rıza'ya izin vermedi. Ama bugün izin veriyor. Şimdi geçmişin doğruları bugün yanlışlarını değiştirmiyor. Geçmişte doğru yapmış olabilirsiniz. Ama sizin o doğrularınız bugünün yanlışlarınıza şey değil, yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bugün yanlış yapıyorsunuz da bizim de sorumluluğumuzdur bu. Bu yanlışı yanlış demek, bunu düzeltmenizi istemek. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en önemli siyasi partilerinden bir tanesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin terörle olan ilişkisini, yani HDP ile olan ilişkisini araya mesafe koyması ve tavır alması milletimizin bir isteğidir. Yani Atatürk'ün partisi ise orası, değil mi? Atatürk kurduysa eğer, hani öyle deniyor. Atatürk kurduysa o partinin terörle bir ilişkisinin olmaması, hatta terörle mücadelenin en önünde partisi olması lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel sorumluluğu şu: terörle mücadele nasıl yapılır göstermesi lazım. İşte çünkü tarihinde o var. Belki yürüyüşe destek vermeyeceğiz dediler ya Sayın Gençer, ama belki vekillerden destek gelebilir. Örnek verirsek işte Sezgin Tanrıkulu gidebilir. Evet. Ama yine CHP'nin içinden bir isim gitmiş olacak ve yine gündeme gelecek. Tabii tartışmalarda gelecek. Bunun örneklerini gördüğümüz için söylüyorum size. Olabilir, böyle bir şey tabii, de olabilir. Tabii olabilir, ama partilerde demokratik merkeziyetçilik vardır. Partilerde bir partinin kararı varsa eğer, o parti sözcülerin, vekillerinin, temsilcilerinin o karara uyması lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi şu karar veriyorsa eğer, yürüyüşe katılmıyoruz, HDP tavır alıyoruz, HDP'yi desteklemiyoruz, bu milletvekillerinin düşürülmesi doğrudur diyorsa eğer, bunu dedikten sonra herhangi bir CHP'li, bir başkan olur, vekil olur, delegesi olur, buna destek veriyorsa o kişi hakkında soruşturma başlatılması lazım. Disiplin soruşturması başlatılması gerekir. Yani başlatılmıyorsa da eğer, böyle bir şey de yoksa eğer, demek ki CHP'nin böyle bir kararı yok demektir. Yani düşünün, bugün bir parti karar veriyor, diyor ki HDP ile görüşmeyeceksiniz. Ama o partinin bir sözcüsü HDP ile görüşüyor. Ya o partinin kararı ciddiyetsiz ve öyle bir karar yok, ya da o vekil bile bile o kararı çiğneyerek partinin
kurullarını ve kararını çiğnemektedir. O da ne yapılması lazım? Disiplin kamuoyu önünde, ya kamuoyu önünde değil, kamuoyuya bilgi verilerek o disiplin işletiminin başlatılması lazım. Yani o yüzden CHP içerisinde böyle vekiller var. Evet, doğru dediniz. İşte Sezgin Tanrıkulu gibi vekiller var. Bu yürüyüşe Daha destek önce verebilecek. Örneklerini gördüğümüz için Tabii. düşündüm. Evet, böyle bir Tabii. şey de olabilir. Niye Ya mesela olmasın? şuna da bakalım. CHP bir adalet yürüyüşü başlattı. Değil mi? O adalet yürüyüşüne kimler geldi? İşte Ahmet Türkler geldi. O Pervin Buldanlar geldi. HDP'li vekiller geldi. Yani o zaman CHP'nin başlattığı bu yürüyüşe HDP destek verdi. Şimdi HDP'de tabii olarak diyor ki bu yürüyüşe CHP de destek vermeli. Yani karşılıklı bir çıkar aynı zamanda. Böyle bir Ben senin beklentisi var. Peki tabii yürüyüş ben senin gerçekleşir mi bu dönemde? Yani salgınla bir mücadele dönemi var. Bu yürüyüş gerçekleşir mi yoksa gerçekleşmez mi size göre? Ben hiç sanmıyorum. Bu yürüyüş gerçekleşse de çok etkisiz olacaktır. Cılız olacaktır. Ses getirmeyecektir. İşte o yüzden en başta şey örneği vermeye çalıştım. Kayyumlarda da böyle tepki vermeye çalıştılar. Yürüyüş yapmaya çalıştılar. O zaman virüs de yoktu. O zaman halkın yürümesini engel, yani sağlık koşulları açısından halkın yan yana gelmesini engelleyecek durumlar da yoktu. Fakat destek olmadı. Destek çıkmadı. Değil mi? O yüzden bu yürüyüş aslında siyasi bir çağrı. Bana destek verin çağrısı. HDP'yi yalnız bırakmayın çağrısı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir çağrı. Belki işte İyi Parti'ye bir mesaj. Deva ve Gelecek Partisi'ne bir destek çağrısı. Zaten onlar destekliyor. O yüzden bu yürüyüşün halkta bir etkisi olmayacaktır. Çünkü Kamu halk otoriteleri izin verecek mi? Salgın kamu dönemi. otorite evet, izin vermemeli. İzin vermemeli. Tabii bu işin kuralları var. O kurala uygun verilirse izinler verilmeli. Fakat o kuralların çiğnendiğini zaten görebiliyoruz. Aynı zamanda teröre özgürlük yürüyüşlerine de izin verilmemeli. Onu da söylemek lazım. Yani bu yürüyüş teröre özgürlük yürüyüşü aslında. Çünkü HDP'li vekillerin, o düşürülen vekillerin ne yaptığı ortada. Şimdi teröre özgürlük yürüyüşüne bir kamu kurumu da buna izin vermemeli. Gerekli. Zaten buna dediğimiz gibi halkın da bir şey olmayacaktır. Desteği olmayacaktır. O da çok açık. Siyasetin diline baktığımız zaman o zaman önümüzdeki günlerde biraz daha sertleşir diyebilir miyiz Sayın Gençer? Şunu söylemek lazım. Önümüzdeki günlerde HDP'nin kapatılması daha da yakıcı bir hal alacak. Bu yakıcı hal aldıkça doğal olarak HDP tavrını daha da sertleştirecek. Diğer siyasi partilere çıkışlarını ve taleplerini sertleştirecek. Onlardan kendisinin yanında tavır almasını isteyecek. O yüzden tabii ki pek doğal olarak siyaset daha da sertleşecek. Ama biraz daha sağduyulu olmak lazım. Çünkü son tabii zamanlarda provokasyonlar da arttı. evet. Bu oldukça önemli bir konu aslında. Maalesef Hassas bir konu. meclis, evet, meclis içerisinde de yakışmayan, meclisimize yakışmayan Görüntüler kavga, oldu. dövüş, Doğru. görüntüler oluyor. Bunlar Birkaç gün yakışmıyor. önce Yani yaşadık geçtiğimiz gün. tabii daha çok yakın zamanda Gazi Meclisi, kurucu meclise yakışmayan hareketler bunlar. Şimdi milletin temsilcileri böyle sorunları yumrukla, küfürle, kavgayla çözmeye çalışıyorsa halka nasıl örnek olacaklar? Doğru. Halk da mı öyle çözsün o zaman sorunlarını? Bu da olmaz. Çokça HDP'nin gündeme kapatılması. gelmedi ama Tabii. böyle bir şey yaşandı. Sanırız Maalesef hani alışıldı bir de. parti Evet, o da var cephesinde. aslında. Maalesef alışıldı bu görüntülerde biraz. O da çok üzücü. Çünkü neredeyse 2 ayda bir böyle şeyler vuku buluyor. Bunlar da hatalıdır tabii. O yüzden bu gündem, HDP'nin kapatılması gündemi şöyle söyleyeyim, kapatılana kadar devam edecek. Kapatılana kadar devam edecek, etmeli. Destek her geçen gün daha da büyüyecek. O yüzden burada demokratik yollarla bunu çözmek lazım, bu sorunları. Anayasanın verdiği haklar var. Biz de zaten bu 47 öncünün başlattığı bugün 70'e ulaştı ve sayısı 1000'i aştı bu imzacıların. 10 binlere bu yaklaştı. O yüzden biz de bu demokratik hakkımızı dile getiriyoruz. Bugün tabii virüs salgını da var. O yüzden zaten sosyal medya üzerinden internet imza kampanyaları başlattık. Çünkü daha önce sokaklarda da bu imza kampanyaları başlatılmıştı. Fakat şimdi koşullar onu el vermiyor. Halk sağlığı da burada önemli. Halk sağlığını tehlikeye atmamak lazım. Çünkü hala Türkiye terörle mücadelede olduğu gibi virüsle de bir mücadelesini sürdürüyor. Burada da halk sağlığını tehlikeye atmadan halk sağlığını diğer tehlikeye atan HDP'yi kapatmak lazım. Peki. Yani virüs de Son bir tehlikeye soru daha atıyor. yönelteyim size o zaman ben. Tabii. Süremizin sonuna geliyoruz. Şimdi Amerika'da da olaylar var. Provokasyonlar devam ediyor, protestolar devam ediyor. Gençler sokaklarda. Şimdi siz de bir gençlik örgütüsünüz. Amerikan gençliği nasıl görüyorsunuz bu son olaylarla birlikte? Nedir istekleri?
Evet, bizim Amerika'da temsilcimiz de var, Kaliforniya temsilcimiz, Metehan arkadaşımız. Ondan da düzenli olarak bilgileri alıyoruz. Tabii bu nereden başladı? George Floyd'un bir siyahinin bir polis tarafından öldürülmesiyle başladı. Tabii bu bardağı taşıran bir hamle oldu, damla oldu, bardağı taştı ve Amerikan gençleri, Amerikalı gençler, yaşlılar, büyükler sokağa çıktı ve özellikle sokağa çıkanlara baktığımız zaman ekonomik olarak, yani bu aynı zamanda ekonomik bir ayaklanma. Ekonomik kalkış itiraz. Neden? Çünkü virüs Amerika'da bir haftada 2 milyon, kısa sürede 2 milyon kişi, 40 milyon kişi şeye başvurdu. 40 milyon kişi işsizlik yardımına İşsiz çok fazla Amerika'da. başvurdu. Bu çok önemli bir gösterdi. Amerika'da ekonomik buhran her geçen gün daha da artıyor. Bu bir tepki. Yani geçen sene de Amerika'da siyahiler maalesef öldürülüyordu. Fakat o zaman böyle ayaklanmalar olmadı. Özellikle koronavirüs sebebiyle bu ekonomik buhran artınca doğal olarak Tetikledi. gençlerin öyle bir ayak tetikledi. Neden? Çünkü gençler, çünkü işsizlikle boğuşan, her dünyada olduğu gibi ağırlıklı olarak işsizlikle boğuşan gençler. Yani bugün Türkiye'de de üniversiteli gençlerin ya da üniversite okumayan emekçi gençlerin de en büyük sorunu işsizlik. Şimdi ama Türkiye'de daha bu kadar sert bir şekilde değil. Amerika'da bu aynı Oldukça zamanda büyük yüksek bir rakamlar. evet, yüksek rakamlarda ve halk buraya isyan etti. Tabii burada aşırılıklar var, bazı hatalar var. Bunlar hareketin bazı şekilde, çünkü o hareketi örgütsüz, onu da görmek lazım. Örgütsüz hareketlerde böyle aşırılıklar, yağmalar, yakmalar. Antifa'yı sorumlu tuttu bu arada. Evet, Belirtelim. bunlar olabiliyor. O yüzden Amerika'daki bir haykırış, Amerikan halkının haykırışı. Tabii Amerika buradan ders çıkarır mı? Onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Diğer o yağma politikalarını devam ettirir mi? Ettiriyor zaten. Yani emperyalist politikalarını devam ettirecek. Fakat Amerika eski gücünde değil. Amerika eski gücünde bu dönem, zaten 2000, bunu yeni anlamadık. 2010 yıllarından beri Amerika güç kaybediyordu. Neden güç kaybediyordu? İşte Suriye'de istediklerini yapamıyordu. Afganistan'da, Irak'ta istediklerini yapamıyordu. İran'ı bölemedi. Türkiye'yi bölemedi. Amerika'nın yatırımları boşa gitti. Zaten Trump nasıl dedi? Suriye, Obama döneminde onlarca para batırdık dedi. Yani zamanında Suriye'deki politikalarını da ekonomik olarak eleştirdi. Ama o politikalar devam ediyor. Çünkü bir Bakalım. Amerikan sistemi var. Doğru. Önemli O yüzden gelişmeler de oluyor. evet, Toparlayabiliriz. takip etmek lazım. Tamam. Evet, takip etmek Peki. lazım. Biz de takip ediyoruz buradaki gelişmeleri. Peki. Salgında devam ediyor ama 19 Haziran'da da yeniden mitinglere başlayacağını söyledi Başkan Trump. Bakalım salgınla mücadele döneminde mitingler nasıl gidecek? Zaten en çok bakanın görüldüğü ülkelerin başında geliyor. İşsizlik oranları yüksek. Dış politikadaki tutumu belli. Yine içeride yaşananlar, Amerika zor günlerden geçiyor. Biz de konuları konuşmaya devam edeceğiz tabii. Sayın Gençer, iyi ki katıldınız gün ortasına. Güzel bir sohbet oldu. Stüdyoda da Çok görmek teşekkürler. isteriz sizi. İleriki Evet, günlerde yeni sağ normalleşme olasın da. süreciyle birlikte stüdyomuza da gelin lütfen. İyi Evet, çok çalışmalar. isteriz. İyi yayınlar sizlere Çok de. sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, gün ortasında TGB Genel Başkanı Sayın Yıldırım Gençer bizlerle birlikte oldu. Önemli konulardan bahsettik. MDP ile ilgili başlattığı kampanya ile birlikte bugün gelinen noktayı ve neler yaşanacağını konuşmaya